Diyelim ki şurada ben varım ve herhangi bir eylemsizlik referans eksenine göre uzayda sabit hızla gidiyorum. Evet, uzaydayım. Boşlukta kendime göre de bir eylemsizlik referans eksenindeyim. Hatta kendi referans eksenimi de bizzat kendim olarak seçeceğim. Yani kendi referans eksenime göre merkezde ben bulunuyorum. Dolayısıyla her anda kendimi hareketsiz olarak kabul edeceğim. Ve x eşittir sıfır noktasındayım diyeceğim. Bu ben merkezci anlatım eminim kulağa dünyada hatta kainat merkezinde ben varmışım da ya da böyle düşünüyormuşum gibi geliyor olabilir. Ama bu sefer gerçekten de fiziksel olarak sıfır noktasında kendim olduğunu varsayarak bir konu anlatmaya çalışacağım. Açıklamak istediğim şeyi basitleştirmek için yalnızca x ekseninde işlem yapacağız. Ne diyorduk? Uzayda, boşlukta, tam da merkezde ben var. Yanımda oksijenim var. Hatta yemeğim de var. Uzayda tek başıma olsam da hayatımı sürdürebiliyorum. Benim için endişelenmeyin. Konumuza dönecek olursak, şimdi burada iki tane eksen çiziyorum. Bunları kullanarak zaman geçtikçe kendi referans eksenime göre neler olacağını göstermeye çalışacağım. Gördüğünüz üzere zamanı düşe eksende saniye cinsinden ve konumumuzu x konumumuzu da metre cinsinden yata eksende gösterdim. Bu çoğunuz için kafa karıştırıcı bir şey olabilir. Özellikle de matematikte gördüğünüz konularda şimdiye kadar bunu hiç böyle yapmıyorduk. Aslında benim için de biraz rahatsız edici ama fizik sorularını çözerken bu duruma alışmamız gerekiyor. Hatta kim bilir belki bir süre sonra bu düzen daha mantıklı gelmeye başlayabilir. Fizikte genellikle zamanı yatay eksene, konumu da düşe eksene yazarız. Dolayısıyla böyle yazmak size biraz garip gelmiş olabilir. Ama sonuçta eksen seçimini nasıl istiyorsanız öyle yapabilirsiniz. Matematikte genel olarak bağımsız değişkenimizi düşe eksende gösteriyoruz ve zaman içinde ilerlediğimiz için zamanı da yata eksende gösteriyoruz. Bu yüzden çoğu zaman zamanı yata eksene, konumu da düşe eksene yazıyoruz. Ama bu eksenlerin yerlerini istediğiniz gibi değiştirebilirsiniz. Fiziğin içine daha çok girdiğimiz zaman zamanı her zaman konum ilerleten bir unsur olarak görmek yerine bazı durumlarda konumu da zamanı ilerleten bir şey olarak kabul edebileceğimizi göreceksiniz. Ama şimdi ilk olarak bu grafiği iyice anlamaya çalışalım. Benim zamana bağlı konumumu bu grafikte nasıl gösterebiliriz? Bu sayıları tanıyorsunuz. 1 saniye, 2 saniye, 3 saniye. Aynı şekilde metre cinsinden 3 çarpı 10 üzeri 8, 6 çarpı 10 üzeri 8, 9 çarpı 10 üzeri 8 gibi devam ediyor. Gördüğünüz üzere bunlar çok büyük sayılar. Bu sayıların nereden geldiğini tahmin ediyorsunuzdur. Işığın hızı ortalama olarak 3 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye olduğu için buradaki sayıları böyle büyük seçtik. Ama buna birazdan ayrıca değineceğiz. Şimdilik benim referans eksenime göre benim zamana bağlı konumumu düşünelim zaman eşittir 0'da benim referans eksenime göre x konumum eşittir 0 oluyor. Beni sabit olarak kabul edelim. Bir saniye sonra konumum hala 0. İki saniye sonra konumum x eşittir hala 0. Üç saniye sonra x eksenindeki konumum hala 0. Öyleyse zamana bağlı konumumu grafikte gösterecek olursak en azından sadece x eksenindeki konumuma bakarsak şu şekilde şu şekilde bu biraz kötü oldu. Şu şekilde görünecek. İşte benim konumum konum zaman eksenleri üzerinde bu şekilde görünecek. Ama şimdi daha ilginç bir şey düşünelim. Diyelim ki elimizde bir el feneri olsun. Zaman eşittir sıfırda el fenerini açıyorum. Tam olarak zaman eşittir sıfır noktasında el fenerini yakıyorum. Böyle bir durumda el fenerinden çıkan ilk fotonun ne yapacağını düşünelim. Bu ilk fotonun hareketini buradaki grafik üzerinde göstermeye çalışalım. Zaman eşittir 0 noktası tam olarak benim bulunduğum nokta. O zaman zaman eşittir 0da konumuz 0 metre. Ama bir saniye sonra ışık ışınımız nerede olacak? Diyelim ki el fenerinden çıkan foton sağa doğru yani x doğrultusunda hareket etsin. Yani foton artı x yönünde. C metre bölü saniye hızla ilerliyor. Şimdi 1 saniye sonra 3 çarpı 10 üzeri 8 metre yol almış olacak. 2 saniye sonra 6 çarpı 10 üzeri 8 metre ilerleyecek. Eksenlere bilerek bu duruma göre ayarlamıştım. Çünkü şimdi ışığın zamana bağlı konumunu çizdiğimiz zaman grafik üzerinde 45 derecelik bir açı yapacak. Tabii bunun sadece kolaylık olsun diye ayarlamıştım. Bakalım fotonun hareketini grafiğe koyunca ne olacak? Aşağı yukarı böyle bir şey elde edeceğiz. Elle çizdiğim için çok daha mükemmel olmayacak ama yine de işimizi görür. Öyleyse bu fotonun zamana bağlı konumu bu şekilde oluyormuş. Bir saniye sonra 3 çarpı 10 üzeri 8 metrede, 2 saniye sonra 6 çarpı 10 üzeri 8 metrede, 3 saniye sonra da 9 çarpı 10 üzeri 8 metrede bulunuyormuş. Grafik biraz ilgi çekici olmaya başladı. Grafikle uğraşırken biraz daha rahat hissettiğimizi düşünüyorum. Bazılarınız zamanın düşeği, konumunda yata eksende olmasını şimdiden sevmiş olabilir. Ama şimdi işin içine bir karakter daha dahil edeceğiz. Bu karakter de kendi referans eksenini tanımlayabilecek. Asıl eğlence şimdi başlıyor. Diyelim ki zaman eşittir sıfırda yanımdan bir uzay mekiği geçsin. Bundan daha büyük bir uzay mekiği çizmem gerekiyor. Şu şekilde bir uzay mekiğimiz olsun ve bu uzay mekiğin içinde bir arkadaşım var uzay mekiğinin içinde oturuyormuş. Öylece duruyor ve dışarıya uzaya bakıyor. Uzay mekiği artı x doğrultusunda çok büyük bir hızla ilerliyor olsun. Bu vektörü ışığın hızı olarak kabul edersek aslında çok küçük bir vektör olarak çizmişim ama yine de bu ışığın hız vektörü tamam mı? Uzay mekiği diyelim ki ışık hızının yarısı kadar bir hızda hareket ediyorsun. Bu da müthiş derecede büyük bir hız demek. O zaman mekiğin hız büyüklüğü 0,5c olur ve mekikteki arkadaşım olduğu yerde duruyor. Ama mekik sabit 0,5c hızıyla artı x yönünde hareket ediyor. Dolayısıyla onlar da eylemsizlik referans eksenindeler. Çünkü bana göre sabit bir hızla hareket ediyorlar ve ben de eylemsiz bir referans ekseniyim. Öyleyse mekikteki arkadaşımın konumunu da grafik üzerinde gösterelim. Zaman eşittir sıfırda, arkadaşım benimle birebir aynı konumda benim referans eksenime göre orijinde. Dolayısıyla x konumu eşittir 0. Bir saniye sonra ışık hızının yarısıyla hareket ettiği için 1,5 çarpı 10 üzeri 8 metre bölü saniye ilerlemiş olacak. O zaman bu kadarlık bir yol gitmiş olurdu diyebiliriz. İki saniye sonra ışığın bir saniyede aldığı yolu almış olur. Çünkü ışık hızının yarısı kadar bir hızla hareket ediyor. 3 saniye sonra 4,5 çarpı 10 üzeri 8 metre gitmiş olurdu. O da buraya bir yere denk geliyor. Büyük bir ihtimalle nasıl bir yol aldığını görmüşsünüzdür. Arkadaşımın grafiğini çizecek olursak şu şekilde bir grafik elde ederiz. Bu mekikteki arkadaşımın grafiği oldu. Sizden bunlar üzerine düşünmenizi istiyorum. Çizgilerin neden farklı olduğunu, neyi ifade ettiklerini bir düşünün. Tekrar söylemek istiyorum. T ekseninin düşey eksende olmasına alışmaya çalışın. Bir sonraki videoda az önce çizdiğim grafikleri kullanarak arkadaşımın referans eksenini, koordinat sistemini yani arkadaşımın referans eksenine göre olan konum zaman grafiğini çizmeye çalışacağız. Ve sonraki birkaç videoda veya bu videoda olduğu gibi Newtonian bir dünyada ya da uzayda olduğumuzu kabul edeceğiz. Yani Einstein'ın özel göreliliğine girmeyeceğiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.